Muhammed Emin, bize Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu buyur anlat bakalım bizlere inşallah. Bir gün müşrikler Mescid-i Haram'da toplanıyorlar ve diyorlar ki artık şu Muhammed'in bir şeyini alalım, canını alalım diyorlar. O çıksın diyorlar. Müşrikler artık fazlalaşsın diyorlar. O tabii o zaman da müşrikler az değil, fazlalar. En azından Müslümanlar Müslümanlardan fazlalar. Ve ondan sonra diyorlar ki işte müşriklere soruyorlar, diyorlar kim alabilir falan diyorlar. Kimseden ses çıkmıyor çünkü sonuçta arkasında bir sürü bir şey var. Bir günden mi verelim, siz kalkıp güçlü bir insanı öldürebilir misiniz? Öldüremezsiniz. Siz öldürdükten sonra başka bir insanlar sizi şey yapmaya çalışır. O yüzden tabii o zaman da hiç kimse cesaret edemediğinden dolayı hiçbir şey yapamadılar. Müşriklerin başı da dedi işte bunu öldürene bu kadar bu kadar altın, bu kadar bu kadar deve, bu kadar bu kadar gümüş veriyorum. Yani bugün de en lüks araba en lüks arabadan 10 tane, 50 tane alabileceğiniz kadar para veriyorlardı o zamanlar. Gümüş veriyorlardı, altın veriyorlardı. Tabii yine de insanlardan, müşriklerden ses çıkmadı ve ondan sonra Hazreti Ömer oradan geldi. Hazreti Ömer Efendimiz de dedi işte ben yaparım dedi falan dediler. Ondan sonra tamam dediler. Hazreti Ömer Efendimiz kılıcını kuşandı. Giderken bir tane arkadaşı denk geliyor. Diyor ey Ömer nereye gidiyorsun böyle şey diyor sinirli sinirli nereye gidiyorsun diyor. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz o zamanlar çok güçlü, hocamın da dediği gibi o zamanlar çok güçlü bir peygamber. Ondan peygamber sonra değil, sahabe. Sahabe. Ve ondan sonra diyor işte Muhammed'in canını almaya gidiyorum diyor. Ve ondan sonra diyor ki yakında diyor ki işte sen ilk başta Muhammed'in değil de git de kız kardeşinle eniştenin işini hallet diyor. Onlar Müslüman safına girmiş haberin yok diyor. Ve ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz şeyini değiştirip kız kardeşinin evine doğru giderken yaklaştığında Kur'an sesi duyuyor. Tabii müşrikler çünkü Kur'an sesinin Müslümanları çok fazla şeyler. O zamanlarda şey olduğundan dolayı Hazreti Ömer Efendimiz sinirlenip kapıyı çalıyor. Kız kardeşi kapıyı açtıktan sonra da Kur'an'ı öğreten kişi saklanıyor. Ve ondan sonra eniştesine doğru yaklaştıktan sonra eniştesine bir tane sağlam bir tokat yapıştırıyor. Yani vuruyor bayağı bir şeyle. Kuvvetle bir şekilde eniştesine vuruyor ve ondan sonra işte kız kardeşi diyor ey Ömer ne yapıyorsun diyor. O zamanlar işte kız kardeşi çok fazla korkuyor ama bu sefer cesaretini toplayıp diyor ne yapıyorsun falan diyor. Ve ondan sonra diyor ki Hazreti Ömer Efendimizin böyle kalbinde değişik bir şey oluyor. Bir şeyler olduktan sonra az önce okuduğunuz şeyi getirin bakayım diyor. Ben de bir okumak istiyorum diyor. Öyle bir şey geliyor ki ve ondan sonra kız kardeşi de diyor işte ey Ömer senin ne yapacağını biz bilmiyoruz. Belki de yırtıp atacaksın diyor. Biz bilmediğimiz için getiremeyiz diyor. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz de diyor vallahi bir şey yapmayacağım diyor ve ondan sonra diyor ki kız kardeşi de diyor işte buna temiz insanlar dokunabilir senin gibi pis insanlar dokunamaz diyor ve ondan sonra git bir abdest al diyor gusül abdest al diyor ve ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz de gidiyor bir güzelce bir yıkandıktan sonra kız kardeşi getiriyor Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Ömer Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyor. Ve ondan sonra diyor işte beni Resulullah'ın yanına götürün diyor. Ben Müslüman olmak istiyorum diyor. O kadar bir kalbinde güzel bir şey olmuş ki Müslüman olmak istiyor. Yani az önceki insan nasıldı, şimdiki insan nasıl? Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz'in yanına götürüyorlar ve orada da Hazreti Ömer Efendimiz'e şehadet getirerek Müslümanlar safına girmiş bulunuyordu. Evet, teşekkür ederim. Ve o da 40. Müslüman oluyordu hocam. Evet.